Güveçte milföylü vişneli kek. Kimin aklına gelir bilmiyorum ama uzmanı burada efendim. Ve aynı zamanda bal kabaklı Brüksel lahana salatası. İşte Meltem Açık. O senin için. Nereden belki biraz bunları? Senin için. Birazı senin, birazı benim. Ya mutfak benim. Biraz deneyerek yapılan bir şey. Onun için mesela milföy hamurunu normal yufka ile börek yapıyorsun. Milföy hamurlarını yayıyorsun, üstüne yufka yayıyorsun, içine malzemelerini koyuyorsun. Hı-hı. Böyle kıtır kıtır kalın şahane bir börek oluyor. Peki. Bunu eğer börekte yapabiliyorsak neden kekte yapamıyoruz? Tabii. Ben yola çıktım ki milföy hamuru tatlılara da yakışıyor. Evet. Hem konuşayım hem bir taraftan yapayım istersen. Güveçte milföyle vişneli kek. Kek. Güveçte olması da bir enteresan tabii. O da kişiye özel sunum tabii. açısından keyifli. Bir de güveç olacak. Kabında hoşuna gidiyor insanların. Hep kişiye özel servisler insana kendini özel hissettirir. Katılıyorum. Bu anlamda da gerçi bir kişi için büyükçe bir porsiyon oluyor ama evin babaları yiyor. Harika. Güveçte milföy. Kek için 3 yumurtası var. Erimiş katı yağ var. 1 çay bardağı tereyağı, şeker evet. geliyor. Tereyağı var. 1 çay bardağı süt. 1 paket kabartma tuzu. 1 su bardağı kuru vişne. Çok güzel. 2 su bardağı da un. Sonra hı-hı. arasına bir şeyler, pudingler, altına milföyler, tabanına bir şeyler, bir bayağı renkli. Şimdi izleyeceğiz. Bayağı beraber. Eğlenceli bir kek aslında. Normal standart kekin dışında bir alternatif. Hanımlar daha küçük güveç kabından kaplara günlerinde yapabilirler evet. mesela bunu. Yumurtayla şekeri çırptım. Sütümü ilave ettim. Evet. Kabartma tozu, elenmiş unum var. İsterseniz... Ne oluyor onlar elenince Meltem abla? Havalanıyor. Hmm. Havalandığı için de kek daha gözenekli çok daha güzel oluyor. Kabarıyor mu? Kabarıyor. Hmm. Kek yaparken püf noktalarından bir tanesi elemektir. Bir tanesi de bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasıdır. Çok güzel. Şimdi, bu iyi fikirmiş. Evet. Mesela sütü buzdolabından aldın hemen koymuş. Oda sıcaklığına evet, oda gelecek. Oda sıcaklığına getiriyorum. En kötü ihtimalle ne yapabilirsiniz? Oldu ki başladığınız keki yapmaya sütünüz soğuk. Biraz mikrodalgadan yardım alıp evet. bir 30 saniye sütü ısıtmanız evet. oda sıcaklığına getiriyor. Yeterli zaten. Oluyor. Çok güzel. Evet. Kek malzemelerimi koydum. Şimdi 2 su bardağı kadar unumu ilave edeceğim evet. içine. Şöyle. Ah. Bunlar ayrı ayrı. Hepsi güveç kaplarına yerleşecek. Evet. Araya vişne mi koyacaksın? Kuru vişne var. Ay, araya orada. Neler koymayacağım ki bak gerçekten şimdi. Gerçekten. Çünkü orada başka şeyler de görüyorum. Şimdi ben. Puding yaptım. Evet. Kendiniz de evde yapabilirsiniz nişastayla güzel kakaolu bir muhallebi. Evet. Ama hazır pudingden de faydalanabilirsiniz. Pudingi biraz üstünde yazan ölçülerde değil de katı pişirdim. Hı. Şimdi bak nasıl yapacağım. Daha az su koydun ya da malzemeyi daha fazla az, koydun. Evet daha fazla sütünü koydum ve pişirdim. Şimdi evet, sıra geldi yapımına. Yapımına buyurun. Sen efendim. Keki birazcık orada benim için yapayım. Biraz daha zevkli. Yaparsan. Şimdi kek yapmanın püf noktalarından bir tanesi de aslında yumurta ile şekeri çok çırpmak. Sonrasında malzemeleri koyduktan sonra belki unla çok daha az çırparak şahane bir kek elde edebilirsiniz. Şimdi önümü açayım. Aslı'cığım rahat görsün. Milföyler. Evet. Ufak ufak yerleşiyor. Bir de diplerine yağlı kağıt var doğru mu? Yağlı kağıt var. O da şey dibine yapışmasın kolay çıksın diye içinden. Bunları içine oturtuyorum. Hemen bir tane daha. Onu da içlerine oturtacağım ve çatalla rahat ve güzel pişsin diye deleceğim. Onu da oturttum. Bir tane daha alayım. Ay çok güzel olacak. Evet çok havalı gözüküyor. Evet. Servisi de güzel bunun içinden çıktıktan sonra. Ne kadar sürede pişer? Yaklaşık 180 derecede küçük kaplarda olduğu için, büyük fırın kabında olmadığı için, kek kalıbında olmadığı için 20-25 dakikada şişer, nefis. Güzel şiş evet. kabarıyor mu? Çok güzel kabarıyor. Hı-hı. Çok da lezzetli oluyor. Çünkü birkaç katman bu kek. Evet. Yani şöyle bunu koydum. Hı-hı. Şimdi hemen bir tane... şuradan kepçe alıyorum. Şimdi bak numarası şu. Bakalım. Keki koydum. Ne kadar enteresan Meltem abla. Değil mi? Evet. Sonra of. Muhallebi. Az sütle pişirdiğin pudingini koydum ortasına. 3 çikolatalı arakat yaptı. Bunda güveçte vişneli kek buyurun. Arakat. Oh. Bunu da koydum. O kaçak katı oldu buyurun. Evet. Üstüne de vişneleri ilave ettim. Vişneleri bunun içine de koyabilirsin ama evet. birazcık şöyle
gözüksün diye. Biraz görsellik olsun evet. diye. Şimdi biraz yine ondan. Koydum. Üzerine pudingimi ilave ettim. Şimdi Mustafa, bunun kötü olma ihtimali olur mu sence? Sıfır. Merak etme. Hah, çok güzel soru. Kekin yumurta. Yumurtanın kokusu nasıl gider? Şimdi kekin aslında şöyle bir şey. Soğuk kullandığın yumurta koku bırakır. İyi çırpmadığın yumurta koku bırakır. Kek olması gerektiği kadar pişmediyse koku bırakır. O hoşa gitmeyen koku o zaman olur. Bir de tabii vanilyamsı bir şeyler içine ilave edersen, ki kakaolu ve çikolatalı şeylerde o yumurta kokusu daha az olur. Çok daha güzel bir kek olur. Bunu da koyuyorum. Sen sonuncuyu da müthiş, koyarsan yaparım zevkle. Fırına gideriz. Ay. Sonra pudingi Mustafa yemek ister misin? Kekle beraber mi yemek istersin? Kekle beraber değil mi? Tamam. Baksana. Çok güzel görünüyor. Evet. Bu bence. Ve de pratik. Pratik, güzel. Bir de dediğim gibi kişiye özel olması da keyifli. Keyifli. Şimdi bu tarif Mustafa için de. Evet. Şimdi efendim Ebru Akel için geliyor bir tarif. Hadi gelsin bakalım. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi bal kabaklı. Öyle. Bak sen bu fikri seveceksin. Brüksel lahanasından çok güzel bir salata yapacağım. Süper. Ben bunları fırına koyuyorum bu arada. Tamam. Oldu. Şimdi şöyle yapıyorum. Daha güveç kaplarım var. Bunları kullanacağım sonra. Tavama birazcık yağ koyuyorum. Brüksel lahanalarımı güzelce yıkadım. Ortadan ikiye böldüm. Tavamın içine alıyorum bir kısmını. Bu kadar yeter herhalde. Aa, ne yapacaksın onları? Şimdi brüksel lahanaları çok hafif soteleyeceğim. Harika. O sotelendikten sonra diğer tarafta bal kabaklarım var bak. Bal kabaklarımı küp küp doğradım. Bunun miktarını siz kendi keyfinize göre yapabilirsiniz. Fırına atarken baharatları ilave edebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi sonradan da baharatlayabilirsiniz. Peki. Karabiber. Şöyle birazcık kekik. Birazcık nane. Bir miktar tuz. Baharatlar çok değiştiriyor çok. Tabii değil mi? Evet, çok yakışıyor. Şimdi bir de hep alışmışız ya biz bal kabağını tatlıda kullanmaya. Evet. Aslında bu biraz da tuzlu ve lezzetli bir versiyonu. Bu böyle kendi başına bile lezzetli bir aslında etin yanında yapabileceğiniz, ikram edebileceğiniz. Hani patates kızartması yerine tuzlu tabii. bal kabağı. Harika. Şimdi bunları güzelce koydum ve karıştırdım. Birazcık da zeytinyağı gezdirmek istiyorum. Ha şurada. Evet. Biraz da zeytinyağı gezdirdim üstüne. Bir taraftan onlar pişiyor. Bu bütün bu baharatlarla beraber lezzetli bir hal aldı. Şimdi devamı. Onlar azı 2 dakika daha sotelense. Tamam. Bu lahanalar böyle çok pişmiş bir lahana olmayacak. Biraz böyle dişe dokunan, biraz çiğimsi lahanalar olacak. Ama ben öylesini sevmiyorum, yiyemiyorum derseniz Brüksel lahanalarını da biraz fırınlayabilirsiniz. Güzel. Hatta buharda pişirebilirsiniz. Hmm. O da başka bir alternatif. Başka bir alternatif. Ama ben onun böyle çiğ dokusunu seviyorum. Gaz yapmaz değil mi Meltem abla? Tabii ki çiğ olduğu için belki birazcık gaz yapabilir ama dediğim gibi hani şey yaparsanız birazcık buharda çok azıcık karbonatla evet. Oh, harika. Şöyle. Baksana zaten attı kendine hemen evet. renkleri değişmeye evet, başladı. Renkleri kahverengileşmeye başladı. Birazcık ona da çok azıcık bir baharat gelsin. Tuzla bir yardımcı olalım. Kırmızı pul biber de ilave edelim. O da kendi içinde lezzetlense. Oh. Kekiği, nanesi. Evet. Şimdi bunların hepsini harmanlayacağım. Bu kadar mı? Hayır. Diğer tarafta biraz, güzel bir sos geliyor şimdi. Evet, güzel bir limon suyu koyuyorum. Zeytinyağını ilave ediyorum. Evet. Biraz keten tohumu içine. Seviyorsanız yakışıyor sarımsak belki tabii. biraz ilave edebilirsiniz. Çok azıcık da sosumu tuzluyorum.
Mesela salata soslarını en lezzetlendiren şeylerden bir tanesi bu, bir püf noktası. Burada salataya koymuyorum, balkabağın kendi tadı olduğu için. Hardal ya da bir çay kaşığının ucunda şeker. Şeker, evet. Evet. O da ekstra bir lezzet katıyor. Ama benim zaten bu salata için tatlı bir balkabağım var. Evet. Evet. Şimdi hazır mısınız? Hazır. Evet, birazcık onu alalım tabağımıza. Evet. Tamamen altına bunu mu döşüyoruz? Valla döşeyelim. Bu alt yatağı olsun salatanın. Bu arada bu ahçapaya. Tabii ki, bir bakın bakalım. Nasıl sertliği Meltem abla? Biraz daha pişebilir. Biraz daha ama pişebilir. Güzel. Buyurun. Kaju sever misiniz? Çok bilmiyorum. Severim ben. Kaju mu gelecek? Kaju ya da ceviz. İkisi de çok yakışıyor. Badem. Badem de yakışıyor ama badem biraz sert kalıyor buna. Evet. Ceviz ya da kaju güzel olur. Evet. Nar olabilir diyeceğim ama sen yaban mersini getirmişsin. Evet, nar olabilir ama bugün yaban mersini ilave edelim dedim. Çok güzel. Şimdi tabağımı da kenara alıyorum. Görselliğin güzelliğine bakın, gerçekten harika. Salata deyip geçmeyin efendim. Başlı başına bir yemek bence bu. Kesinlikle. Benim için öyle. Bu tarif zaten. Üzerine biraz için da böyle bir çeşit bir peynir girebilir mesela. Bunun üstüne parmesan peyniri rendelersen harika olur. Değil mi? Sosun güzelliğine bakın şimdi. Bunun üstüne rendelenmiş eski kaşar da çok lezzetli oluyor. Çok güzel. Harika. Tatlı tuzlu bir tat olur o zaman. Evet, tatlı tuzlu bir tat oluyor. Baksana, buyurunuz işte. Harika. Her şeyin yanında harika olur. Şöyle birazcık daha öne alalım bakalım. Şöyle bir göster. Baksana görselin güzelliğine. Mükemmel. Çok güzel olmadı mı? Mükemmel ötesi. Mustafa, bundan da yemek isteyeceksin. Bence bundan herkes yemek istiyordu şimdi, şu anda bizi izleyen. Şimdi buna başka ne yakışır? Fıstık koyacağım. Kaju koyacağım, pardon, onu unuttum. Nar ekşisi mesela. Çok hani güzel. Sos biraz sizin zevkinize kalmış. Evet. Ha, ben hiç nar ekşisine falan girmek istemiyorum. Biraz daha böyle değişik bir lezzet olsun istiyorsanız, o zaman da limonla birlikte, limon zeytinyağını birlikte belki bir kaşık bal. Ha. O da güzel bir lezzet katar. O bir güzel bir salata. Günaydınlar efendim. Günlerden değişim, günlerden kendine iyi bakmak için yeni bir sebep. Eğer hazırsanız kendine iyi bak tüm hızıyla başlıyor. Herkesin 7'den 70'e çok sevdiği Profesör Doktor Üstün Dökmen'den ezber bozan açıklamalar. Yeni yıldan beklentiler olması doğru mu? Aile içi ilişkilerde nelere dikkat edilmeli? Hedeflerimizi belirlerken neler düşünmeliyiz? Hepsi ve daha fazlası sadece kendine iyi bakta. Yeteneğine uygun olacak. Önce yetenek. Çok heves edebilirim ama yeteneğime uygun değilse kifayetsiz muhteriz. İkincisi istediği bir şey olacak. Estetik operasyon kararı nasıl verilir? Hangi estetik ameliyatlar hangi yaşlarda önerilir? Yaş faktörü estetik kararını nasıl etkiliyor? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Hayati Akbaş anlatıyor. Yani evlilik de bilinçli olmalı, çocuk doğurma da bilinçli olmalı, hamilelik de bilinçli olmalı. Burada bilinçli davranırsa inanın o yaşlanma sürecini en az hasarlı atlatır. Diş kararmaları nasıl yok edilir? Diş tedavilerinden sonra nasıl bakımlar yapılmalı? Hangi yaşta hangi tedaviler önerilir? Protez uzmanı ve diş hekimi Doktor İlker Arslan anlatıyor. Burun altıyla çene ucu arasındaki mesafe düşüyor. Bu mesafenin düşmesi alt çenenin öne doğru kaymasına sebep olur. Bacak ve karın bölgesindeki yağlanmalar lipolazerle yok olur mu? Cilt problemleri için hangi tedaviler uygulanıyor? Estetisyen, güzellik ve yaşam koçu Emine Aytek güzellik uygulamalarının detaylarını anlatıyor. Cilt koruma altına alındığı zaman nemi, kolajen takviyeleri yapıldığı zaman büyük sıkıntılar yaşanmaz. 38 yaşındaki Sübeyde Çelik değişimiyle nasıl parmak ısıttı? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Hayati Akbaş, diş hekimi Doktor İlker Arslan, estetisyen, güzellik ve yaşam koçu Emine Aytek, Sübeyde Hanım'a
hangi tedavileri uyguladı? Benden yeni ben gerçekten yarattılar. Yanaklara bak, gözlerin bademliğine bayıldım. Az sonra kendine iyi bak da. Efendim konuğum çok çok değerli. Profesör Doktor Üstün Dökmen, kendisi akademisyen ve psikolog. En son yaptığımız yayında hocam o kadar mutlu ayrıldık ki buradan. Sağ ol. Sizi tekrar bulabilmek de çok kolay değil ama geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, sağ ol. Yeni yıl geliyor hocam. Evet, yeni yıl geliyor. Evet, geliyor. Var. Beklentiler var. Evet. Herkes de var mıdır? Hocam herkes de var. Yani yeni yılı benimseyen herkes de var gibi. Şimdi şöyle bir öneride bulunacağım. Genellikle şu söyleniyor Ebru Hanım. Yeni yılda şunu yapacağım. Kesin bunu. Yerini şu an yapmaya başladım. Bugün ayın kaçı? Bugün aralığın işte 5'i, 6'sı, 10'u, 15'i. Hocam 19 Aralık. Bugün başladım olmalı. Şimdi bence 31 Aralık günü Ebru Hanım apartmanlardaki dilek ve temenniler gününe benziyor. Dilek ve temenni olur. 31 Aralık. Bu yıl kesin kilo vereceğim. Kesin. Tartışmayalım. Kesin vereceğim. Efendim bu yıl işte tango kursuna yazılacağız. Evet. İşte bu yıl yok Japonca öğrenmeye başlayacağım. Evet. Kesin. Kesin. Şimdi Nisan ayı gelir. Hiçbiri olmamış. Olmaz. Dur. Ben Nisan'da demedim ki diyor. 12 ay var. Daha 8 ay var. Bir bakalım. Yapacağız. Bu yıl hocam, yapacağım. Yani 3 zamanda yapacağıma benziyor. 31 Aralık 3 zamanda yapacağız anlamı evet. da biraz taşıyor. Tabii. Bunun yerine yeni yılda yapacağım. Niye 1 Ocağı atıyoruz? Hemen şimdi başlayalım. Ekim'de başlayalım, Kasım'da başlayalım. Doğru. 19 Aralık'ta başlayalım. Evet. Şimdi başlayalım. Ne kursuna gideceksek, bilgisayarda buydu. Hocam bunu hemen şimdi yapalım. Genellikle o erteleme anlamı taşıyor. Yani çok istemediğimiz zaman ya da istiyoruz da bünyemiz müsait değil. Olmuyor, yapamıyoruz. Bu rejimde de böyle, evet. kilo vermekte de böyle, evet. filanca kursa katılmakta da böyle. Yani yaşamı bir bütün olarak almak, kesintili almamak. Yaşam akar gider, kesinti yoktur. Sabah bu saat, o teorik olarak sabah başladı evet. gün. Yıl da teorik olarak başlıyor 1 Ocak'ta. Başlamayabilirdi de başka çok bir zamanda güzel. Olabilirdi. Çok güzel. Peki hedef belirlerken o zaman ne dikkat etmemiz lazım? Çünkü hedefler aslında bir hayallerin gerçekleşmesi gibi bir şey mi? Evet. Ama hayalperestlik de çok gerçekçi bir şey değil. Nasıl peki bu döngüyü kuralım? Hocam şöyle ki bir formülü, bir reçetesi yok. Fakat hedef bir içimizden gelmeli. Bir içimizden gelmeli. İkincisi ona yeteneğimiz olmalı. Eskiler kifayetsiz muhteris derlerdi. Evet. İhtirası var, çok istiyor ama kifayeti yok. Yani olmuyor, gücü evet. yetmiyor ama çok istiyor. Evet. Tarihte kifayetsiz muhteris kahramanlar vardır. Evet. Olmuştur çok. Şimdi bir yeteneğimiz, becerimiz var. Hangi bölüm istiyorum? Öğrenci, lütfen anne babalar karışmasınlar. Milyonuncu keredir söyleyeyim. Bir, seçeceği meslek gencin yeteneğine uygun olacak. İki, hevesine uygun olacak. Peki ama böyle çok heves, böyle değişken bir şeyse çocuk için karar veremiyorsa hocam, aile desteklememeli mi? Yok, küçükken değişken olur. Giderek kristalize olacak. Olur mu? Lisede olması gerekiyor. Biz küçükken küçük seçimler yapmalarına izin vermediğimiz için çoğunlukla toplum olarak o da olur, bu da olur. Şimdi üzülerek görüyorum. Diyelim 300 puanlık bir bölüm istiyor. Onu istiyor küçükten beri. Peki. 300 puan. Tamam. Nefis. Kadere bakın. 340 puan aldı. Aksilik fazla. 340 puanla başka bir bölüm var. Onun hedeflemediği bir bölüm. Tabii. Vallahi bir takım gençler ya bu puan ziyanı olmasın diye 340 puan gerektiren bölüme giriyor. Ama istediğini yapmıyor. Puan ziyanı olmadı ama istediğini yapmadı kendisi ziyanı ya. Oldu. Hocam puan ziyan olsa ne olacak evet. Allah aşkına? Evet. Yani puan bir vesiledir, bir araçtır. Tabii. Amaç değildir. Amaç son damlasına kadar o puanı kullanmak değil. Su değil ki bu ziyan etmeden kullanalım bunu. Olmayabilir. Şimdi hedef ne? Yeteneğine uygun olacak. Önce tamam. yetenek. Hı hı. Çok heves edebilirim ama yeteneğime uygun değilse kifayetsiz muhteris olurum. İkincisi istediği bir şey olacak. Mesela insanlar planlıyorlar. Çocuk yapalım, mantıklı. İşte bu yıl yapalım diyorlar karı koca. Bir defa aileler habire teşvik ediyor. Bir defa karışmamak lazım. Hı. Uygun değil. Ailenin mahremiyetidir. Karışmak uygun değil. Peki kim asıl olacak? Kimin kararı olacak? Bir, bu yıl bir ailenin 2020'de çocuk yapması çok mantıklı olabilir. Ama istemiyorlarsa mantık önemli değil burada. İstiyor olmak gerekir. Evet. Mantıklı değil. Bu yani bir model ev, masa falan yapmıyoruz. Çok ev doğru. yapmıyoruz. Çok doğru. Ve parafı kim atacak? Bence anne atacak.
Babanın rey hakkı 49, anne 51. Doğuran parafı atar. Müthiş. Erkek doğursun, o atsın. Hocam, vallahi erkeklere yani, de düşen çok büyük görev var. Hocam tabii. Ona da görev düşüyor. Fakat anne bir de 9 ay taşıyacak. Elbette. Bir sene uykusuz kalacak. Elbette. Bir sene hatta. Kaç, iki. Hocam. Anne çocuk bağı bambaşka bir bağ. O zaman bir, yani bedensel olarak uygun olacak. Evet. Herhalde muayene oluyor. Vücutta evet. Bir doğuma engel, bir durum olmayacak. Bu gerekli ama yeterli değil. Bir de istek olacak, heves tabii olacak. Ki. Bütün hedeflerimiz için öyle. Evet. Filanca kursa katılmak için becerim olması gerekir. Bir de hevesim olması çok gerekir. Doğru. Çok isteyen ampute oluyor, bacağı olmuyor, bir şey olmuyor. Fakat ne yapıyor? Tekerlekli sandalyeli ya da takma bacakta hocam dünya şampiyonu tabii, oluyor. Tabii ki de. İstediği zaman, cehd ettiği zaman eski tabirle, motive olduğu zaman şimdiki tabirle. Gerçekleştirebiliyor. Pek çok şeyi gerçekleştirebiliyor. Peki hocam, hayal kırıklığı. Hedeflediniz, geldiniz bir noktaya. Fakat içine girdiğinizde o sizin aslında o kadar da hayal ettiğiniz bir şey olmadığını fark ettiniz. Hocam o zaman vazgeçmek gerekir. Bu kadar kolay mı peki? Evet. Emek var. Bu kadar hocam, kolay. Şimdi ben küçükken... Takılı kalmayacağız geçmişe. Ben küçükken denirdi ki bir kitaba başladığını bitir derdi evet. Bazı büyük. Ben hayatta bunu yapmadım. 400 sayfalık kitap başladım. Hoşuma gitmedi. Gitmiyor. Hemen bırakırım. Tabii. Hayat kısa. Hocam sevmediğim romanı niye okuyayım? Bir kursa katıldım. Çok büyük şeyler. Evet. Eşimle katıldık mesela. Evet. Filanca kursa. Tamam koydum. Başladık. Katıldık. Baktık gitmiyor. İyi olmuyor. Organize olamıyorsun. Hocam bırakırız. Tabii. Başka bir şey yaparız. Bu doğal. Yani bazı şeylerde ısrar etmek mi? Gerekiyor. Hocam gelmeyebilir. Alışkanlık haline gelmez. Şimdi bakıyorum gençler aşkım aşkım deyip evleniyorlar. Bir de aşkı ton diyor kesin dersin. Bu hayat boyu ayrılma. Evleniyor. Aa. Güzel. Evlendi. 2 sene sonra ayrılıyor. Ne oldu evladım? Hocam aşkımız bitti. Şimdi bir hipotez. Çok emin olmamakla birlikte. Bilgisayar oyunları var ya. Evet. Bizden çok yani biz de genciz. Ben tabii de genç grubuna giriyorum dünya sağlığı. Elbette hocam 75 yaş orta yer. Siz gençsiniz tabii. Oh, çok çok bayağı genciz. Evet. Şimdi daha küçükler diyelim çocuklar. Peki. Hocam oyun oynuyorlar. İşte 20, 25, 30 yaşında bilgisayar oyunu. Kaybetme ihtimali ortaya çıkınca pıt kapatıyor, bırakıyor. Ha. Uğraşmıyor. Ha. Kazanma ihtimali yüksek oyuna geçeyim diyor. Oyunda bu olabilir. Ama başka alana bulaştırmamak gerek. Evliliğe bunu bulaştırmayacağız. Evlilik iyi gitmiyor bazen. Sallanıyor gibi filan. Kadın da kız da, yani kadın da erkek de ne diyor? Yatımı kapatalım, başka evliliğe geçelim. Hocam biz uğraşırdık. Ver oyuncaklarımı geriye oynamıyorum. Hocam 35 sene önce evlendim. Yani çocuk yokken sıfır sorun. Hiç sorun yok. Bebek oldu, gerginlik başlıyor. İşte bakıcısı, aşısı, busu filan. Biz gelirdik Sehra'ma başında çok iyiyken. Evet. İkimiz de asistanız. Üniversitede doktora yapıyoruz. Hocamıza gittik. Hocamıza gittik. Vallahi 3 seans ikimizle birlikte görüştük. Evet. Işık Savaşları. Sevgili ne Savaşı Ne kadar güzel hocamız. Bir şey hocam. 3 seans bakın, ikimizle görüştük. Bakın kaç yıl önce evlilik terapisine gitmişsiniz. Hocam 33 sene önce. İnanılır gibi değil. Hocam 3 seans ikimizle görüştük. Sonra Zehra Hanım'a dedi ki sen gelme Zehra dedi. Benle 2 seans daha görüştüm. Benim biraz daha ihtiyacım varmış anlaşılan. Hoca çok diyorsa güzel. Doğrudur. Hocam ondan aldığımız ışıkta sürdürdük. Bakın bir işe girersiniz. CV'nizi verirsiniz. İşte özgeçmişinizi girdiniz. İşe girmek çok zor da değil. İş varsa zor da değil. Ama işe girdikten sonra ciddi mesai harcamanız gerekiyor. Evet. Evlilik de çok zor değil. Evleniyor insanlar. Evet. Fakat evlendikten sonra mesai harcamak gerekiyor. Ben Marie ile evliliği sıcak tutmak gerekiyor. İşi sıcak tutmak gerekiyor. Kaynamasın, soğumasın, donmasın, yanmasın. Çok güzel. Alttan sıcak mesai gerekiyor. Evet. Ateşi kısacaksınız. Ben Marie kaynar su koyacaksınız. Hocam ilişkilerde bu gerekiyor. Ayırmak gerekiyor. Ama karşılıklı. İki taraflı. Tek taraftan beklenmeyecek. Tek taraflı olmaz. Fakat bazı konularda hoşuma gitmeni bırakırım. Yani hayal kırıklığı yarattıysa onu bırakırım. Bir şey gitmedi. Hocam bahçede çubuğu bir şeyle çiçek falan dikiyorsunuz. Sıkıldınız olmadı bırakınız. Ama her şeyi bırakmak bırakamazsın. Değil. Hocam bazı şeyleri bırakmamak. Evet. Bazı şeyler önemlidir. Bakınız kedi köpek alıyor insan. Hevesli. Çok ya. Güzel. Hocam sonra bırakıveriyor. Bu ahlaka aykırıdır. Kedilerimiz, köpeklerimiz hepsinin sağlık karnesi var. Kül Dökmen yazıyor soyadı. O Dökmen ay, ailesi. Çok şekersiniz hocam. Dökmen ailesi. Müthiş. Yani hocam, insan kedisini köpeğini bırakamıyor. Çocuğunu bırakıp gidenler var. Oh, oh. Karısına şiddet uygulayanlar var. Hocam, psikolojik yani, baskıda bulunanlar evet, var. Hocam, çocuğunu görmeyenler var. Hayatta olduğumuz sürece biz o kediyi köpeği bırakıp benim soyadımı taşıyor. Ya, aileden artık. Bu kadar.
bitti. Bazı şeylerin geri dönüşü yoktur. Kesinlikle hocam. Ama öbür taraftan bilmem ne marka ayakkabı almışımdır. Olmadıysa giymem. Kıyamet kopmaz. Evet. Hocam şiddet uygulayanlar. Aynen. Kadına şiddet hala ülkemizin gündeminde. Biraz girelim mi? Lütfen. Arz eder misiniz? Şimdi kadına şiddet. Şiddet deyince bir tek aklımıza gelen acaba fiziksel şiddet midir? Psikolojik şiddet de bir şiddet midir? Tabii. Kadını hangisi daha çok etkiler? Hatta ikisi bir arada olduğunda kadın ne hisseder? Hocam. Sözel şiddet var. Psikolojik şiddet var. Aşağılamak olabilir. Tehdit var. Ekonomik şiddet var. Kadıncağız ev dışında çalışmıyor. Geliri yok diyelim ki. Erkek mutfak masrafını verecek. Evet. Böyle gıdım gıdım tabir edilir. Evet. Vermek, eline vermek, 3 kuruş vermek. Bununla bu haftayı geçir bu 50 lirayla demek. Hocam bu da bir şiddettir. Da bir yani şey. Parayı kısarak bir şiddet uygulamak maalesef mümkün değil. Olduğu halde. Evet o hocam yoksa yok. Kadın yok, da istemez. Yoksa yok. O zaman yapacaksın. Ama olduğu halde yani erkek keyfine göre biraz harcasın. Kimi de maalesef bu var. Ama mutfak masrafı, çocuğun okul masrafı, hanım damla damla al hanım idare et. Hocam şimdi bakınız kadını ya da onunla tehdit etmek, parayla tehdit etmek. Of korkunç bir şey hocam. Evet. Müthiş bir şey değil mi? Yani yapmazsan bu da yok efendim. Harçlığın gider. Harçlığın yapmazsan gider. Sözümü dinlemezsen. Nasıl saçma bir şey? Yani ne zannediyorlar mesela evliliklerden eğer bahsediyorsak ya da ilişkilerden. Erkekler kadınlar üzerinde nasıl bir hüküm kuruyorlar ki? Kurduklarını hocam, zannediyorlar ki bu toplum, şekilde yaklaşabiliyorlar. Evlam, toplum erkeğe kadın üzerinde hüküm kurma ve onu ezme yetkisi veriyor. Of hocam şimdi yani? Bakın. Toplumun sorunudur. Kadına şiddet, kadının sorunu değildir, erkeğin sorunu değildir, tek başına toplumun sorunudur. Hep denir ki, ciddi araştırmalarda, sempozyumlarda bazıları şunu ortaya koyuyor. Maganda erkeği, karısına şiddet uygulayan maganda erkeği kim yetiştiriyor? Anneler yetiştiriyor. Yetiştirmeyin o zaman efendim diyor. Eşim Zehra Hanım, o da meslektaşım, psikoloji profesörü. Zehra Hanım diyor ki, kadın zaten mağdur. Bu magandayı sen yetiştirdin diye anneyi suçladığımız zaman ikinci kere mağdur oluyor. Aynen. Bence karısına şiddet uygulayan maganda erkeği anneler yetiştirmiyor. Babalar mı? Erkek egemen toplumun, feodal düzenin erkekleri yetiştiriyor. Evet. Sırf erkek de değil, o düzenin erkekleri. Erkekleri. Hocam iki örnek çocuk onu mu rol model seçer? Efendim? Çocuk erkek çocuğu ya da hocam, güçlüyse, çocuk. Yok hocam güçlü. Anne güçlüyse, dirayetli sirayetli anneyse. Halide Edip gibiyse, Süyünbike gibiyse, benim annem gibiyse. Benim annem gibiyse. Onu hocam, onu seçer. Yaygın bir şey var. Dinlendirmemek bile lazım hocam. Efendim? Prim vermemek lazım. Hocam hiç vermemek lazım. Hocam ikincisi şöyle bir şey. Siz görmemişsinizdir. Sizin çevrenizde yoktur. Ama şöyle baktığımız zaman, birçok yeri dolaştığımız zaman, bizim mesleğimiz, piknikleri, kırları dolaştığımız zaman, babanın 3 yaşında oğlu canım, oh canım benim diyor. Git annene tükür de gel. Biz saçını çek de gel. Buradaki mesaj ne hocam? Duydunuz mu? Şiddet. Bu vardır. Hocam kadın tükürülebilen bir varlıktır. Kadın saçı çekilebilen, aşağılanabilen bir varlıktır. Küçük yaşta kadını ezme konusunda eğitim alıyor. Hiçbir kadının şunu dediğini duyamazsınız. Git babanın saçını çek de gel. Adamda saç yok ki. Habercik bir şey zaten. Peki bir erkek bunu neden ister hocam? Hocam kadına neyi şiddet. Neyi tatmin hocam, eder? Hangi duygusunu? Şiddet. Erkek kadını ezer. Aslan oğlum bana benzesin koçum benim. İlk pratiği annesinde yapıyor. Yarın kız kardeşinin saçını çekip tükürecek. Evlendiği zaman da karısını. Daha hızını alamayacak vuruyor. Ebru Hanım. Şimdi olayın birçok incelikleri var. Önlemlerde vaktimiz kalsa konuşalım. Hocam bizim çevremizde değil toplumun her anında. Her belki anında kendi var. İçimizde neler yaşadığımızı hiç kimse bilemez. Yani eğitim maalesef. Seviyesi ne olursa olsun insanların başkalarına nasıl bir şiddet duygusuyla yaklaşacağını bilemezsiniz. Ben çok şaşırtılan şaşırttığım örnekler duyuyorum mesela. Hiç hocam çok tahsilli falan ummadığınız bir şey yapıyorum. Neler oluyor? Hocam şimdi bir de bir süredir şuna dikkat ediyorum. Birçok ailede sayısını ölçmek mümkün değil. Anneler eski zaman halayıkları gibi kullanıyor. Halayık ne? Ne demek hocam? Hocam pazardan köle alırsınız, parasını verirsiniz. Parasını verip alıyorsun. Güzel aldı. Şimdi bir kısmı köle. Yıllar geçiyor. Aile onu benimsiyor. Artık satmayı düşünmüyor. O da aileyi benimsiyor. O halayın hizmetçiden tek farkı hizmetçi maaş alır. Haftada bir gelir evinize. Haftada 3 kere evinize gelir maaş alır. Halayık maaş almaz. Evi öyle benimser ki çocuklar onun çocuğu gibidir. Hatta eski zamanda konaklardaki bazı genç kızlar evlenip giderken
Halayı da onun yanında evet. gelir. Çeyiz halayı denildi. Hmm. Çeyiz halayı. Hayatını ona şey yapmış. Bu sefer torunlara. Modern zamanda bunlara dadı deniyor. Hocam, işte... şimdi, hocam dadıya para veriyorsunuz. Yani dadı maaş alıyor. Dadılık bir meslektir. Ve o da kutsal bir meslektir. Fakat halayık maaş almaz. Maaş istemek de aklına gelmiş. Sigortası da yoktur. Biz sana bakıyoruz diyorlar. Şimdi benzeri bir mantıkta hiç farkında olmadan bir dolu aile anneye sergiliyor. Evin annesi. Hocam 25-30 yaşına gelmiş annesinin yaptığı yemeği eleştiriyor. Niye onu yapmadın bana şunu pişir diyor. Daha yıkamadın mı diyor. Bak sana dün vermiştim ama diyor. Senin elini tutan mı var sen niye yıkamıyorsun? Hocam anneler bazı evlerde halayık kıvamında algılanıyor. Maaş yok ama azarlayabilirsin. Arada bir de çok güzel tamam tamam seni seviyoruz dersin. İdare eder gidersin. Vallahi bilmiyorum ben bir hocam, kadın hakları savunucusu olarak bunu kabul edemediğim gibi hocam. Bu tarz davranışı da sonuna kadar kınıyorum. Ama yok var. Mu? Var. Var, 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 var. Hocam çok acı bir şey. Hocam şunu söylemek istiyorum. Eskiden 18 yaşına gelen Amerikalı ayrı eve giderdi. Avrupalı filan. Şimdi geri dönüşler var. Evet. İş bulamıyor. Tabii. Şimdi birisi ergen anne babayla çatıştı. Olabilir. Kimliğini oluşturması için bu gerekli bir masal. Evet. Muaf. Çocuk size karşı çıkar 5 yaşında. Olabilir bu. Mızıklanır. Fakat 30 yaşına gelmiş, işi olmadığı için anneyle, babayla birlikte oturuyor. Kınamıyorum, olabilir. İş bulsa o da ayrı ev tutmak evet. isteyecek kendine. Gelir yok, ayrı ev tutamıyor. Diyorum ki, sevgili gençler, ayrı ev tutamıyorsanız, hiç olmazsa dilinizi tutun. Çok iyi, çok güzel hocam. Hocam annene çemkirme. Hocam evet. şimdi diyor ki, eve ekmek getirme, 25-30-35'ine gelip anne babasıyla oturan kadınlar ve erkekler var. Evet. Benim abi boşanmış gelmiş aynen. olabilir. Efendim evlenememiş olabilir. Evli olur. Olsa da aileden kopamayan. Hocam o çok kötü. O evet, felaket. Yetişememiş. O psikoloğa bize gelecek. Hocam hocam şimdi şey yapamıyor. Karakter bozukluğu mudur hocam o? Hocam yani karakter bozukluğu demeyelim. O kişisel ayrı örüntüdeki problemler midir? Hocam yani evlenmiş falan hala anne babayla oturuyorsa erkek ya da kadın. Ya da tercih ediyorsa ya da. Ekonomik sıkıntı varsa o da kabulüm. İki ev peki. tutamıyorlar. Peki. Fakat ekonomik sıkıntı yok. Annemden ayrılmam diyorsa en basit ifadeyle evet. bağımlılık. Diyorum kayınvalidenin her akşam sizinle yemek yemesi evlilikte aileden bir bireyin normal midir? İki tarafta eğer mutluysa. Biz damadımızla yiyemeyecek miyiz yani? Hocam şaka diyorum. Hocam şimdi şunu diyeceğim. Şimdi genç tabii 30 yaşında 35'te eve ekmek getirmek ister. Evet. Ama zaruretten ötürü kendi elinde olmayan sebeplerle eve ekmek getiremez. Diyorum ki. Sevgili gençler, eve ekmek getiremiyorsanız, hiç olmazsa mutfaktan yemek masasına ekmek bravo, getirin. Bravo, bravo. Allah yani, aşkına çamaşırını kendin o kadının kendin yükünü yiyin. Hafifletin diyorsunuz. Hocam kadına elbette saygı duymayı o halayık öğrenin. Değil hocam. Halayık değil. Aynen. Bir anne. Evet. Anne. Annelik hakkı diye bir şey var mıdır hocam? Annelik hakkı diye bir şey var mıdır? Hocam, geleneksel kültürde evet. analık hakkı var. Fakat şöyle bir şey, insanlık hakkı var hocam. Çok doğru. Yani çok bir doğru. kahvenin 40 yıl hatırı oluyor mu? Evet. Bak, hatır burada, ya. Hakkı. Peki annenin kaç milyon kahve yaptı o anne? Ya. Hocam anneye kapı çarpılmaz. Ergen yapar o başka. Onun yapması. Ergen zamanında bir ayrıca konuşalım programda hocam. Programda süremizin sonuna geldik. Hocam, sizinle sohbet hocam, her zaman çok güzel. Önlemden söz edeyim mi? Önlemlerden de söz etmek hocam. Hocam çok kısaca. Biz bir cümleyle alalım hocam birkaç cümleyle. Hocam, bir dakikamız birkaç, kaldı. Çocuk yetiştirme tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Peki. Buyurgan babalar. Buyurgan çocukları giderek buyurma ötesinde katil çocukları yetiştirebilir. Oo. Evet hocam. Önce buyurursun, ondan sonra vurursun. Saldırgan diziler, filmler olmamalı. Çok rica ederim. Sigaraya çiçek konulmasına taraftarım. İçki şişesinin üstüne markaya çiçek konulması uygundur. Neden tabancaya çiçek konmuyor? Tarih derslerimizi doğru dürüst vermeliyiz. Mevcut tarih dersleri güzel. Uygun değil. Bir, Türk tarihinde... Kadın değerlidir, kadın vurulmaz. Adam karısını vuruyor, diyor ki törelerimiz efendim. Kızını vuruyor. Tecavüz etmişler kıza, kızı vuruyor. Töremiz. Türk töresinde ayrıca konuşalım. Türk töresinde kadın vurmak yoktur. Orta Asya'da vurulmazdı, Horasan'da vurulmazdı, Selçuklu vurulmazdı. Osmanlı dahi kadını vurmazdı. Kadın vurulmaz. Türk töresi, o Türk töresi değil. Bana töre diye gelmesin karşıma.
tarihi gibi. Ya da geleneklerimiz gibi, törelerimiz gibi gelmesin. Hocam, herhangi bir şeyin arkasında saklanmasın bunu yaparken. Hocam saklanmasın. Cengiz Han annesi kızıyor, elini beline koyuyor. Vardı Moğolların gizli tarihinde. Evet. Cengiz Han diz çöküyor, bir dizini yere koyuyor böyle. Ya. Anne susana kadar duruyor adam. Anacığım ben ne yaptım sana diyor. Hocam Börte Hanım'ın karısını kaçırıp tecavüz etmişler. Alıyor kızı hamile, kadıncağız hamile. Doğurdu, hiç de vurmadı. Şimdi bizimkiler olsa vururdu. Ben kahveye gidemiyorum, alnıma kara sürdü demedi Cengiz Han. Kendi çocuğu gibi bağrına bastı. Niye? Kadının elindeydi, karımın elindeydi. Onun suçu değil, karımın çocuğu benim suçumdur dedi. Hocam bu sadece 800 sene önce oluyor. Ya hocam. Yüce gönüllülük budur hocam. Kadının suçu değil. Hocam pek çok şey gelir. Haberlerde, mahkeme kapılarında görüntü olmasın, haber verilsin. Çok önemli. Kadın cinayetleri medyada verilsin. Evet. Ama cinayetin işlenme şekli lütfen verilsin. Kesinlikle katılıyorum. Hani cinayeti vermeyince millet bir şey olmuyor. Artık kadın cinayeti bitti zannediyor. Evet. Kendimizi avutmanın gereği yok. Doğru. Kadın cinayeti söylensin. Bakın bir tür cinayet, A türü cinayetler vardı. Sonra biri tuttu, adını söylemeyeyim, B türüyle öldürdü karısını. Erkeklere cazip geldi. B türü de olabilir. Bu sefer erkekler B tipi cinayet işlemeye başladılar. Örnek türünü oluyoruz söyle. İstemeden. Örnek olunuyor hocam, istemeden. Hocam örnek oluyor. Hocam çok medyaya kötü. Çok rol düşüyor. Hocam bütün bunların bilim insanlarına danışarak, nasıl ki çocukları nasıl okuyacakları, okullarda ne yapılacağı, bilim insanlarına danışılmalı. Bu konunun da nasıl önlemlerle halledilebileceği bilim insanlarına danışılmalı. Evet, çok güzel hocam. Gerçekten müthiş bir yayın oldu yine. Ağzınıza sağlık. Tadı damağımda kaldı her zaman olduğu gibi. Profesör Doktor Üstün Dökmen bizlerleydi efendim. Yine bir rüzgar buhar yöntemiyle neydi biz haberleştirdik efendim sizinle? Dumanla. Ha hocam. Dumanla hocam. Evet, dumanla mı haberleşiyor? Güvercin. Hissi kabler bukuyla. Hocam zor ulaşıyormuş bana. Ebru'nun. Hocam çok değerlisiniz. Çok her zaman bizimle olun efendim. Çok sizden. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ. Ve devam ediyoruz. Estetik operasyon kararı nasıl verilir? Hangi estetik ameliyatlar hangi yaşlarda önerilir? Yaş faktörü estetik kararını nasıl etkiliyor? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Hayati Akbaş anlatıyor. Evlilik de bilinçli olmalı, çocuk doğurma da bilinçli olmalı, hamilelik de bilinçli olmalı. Burada bilinç davranırsa inanın o yaşlanma sürecini en az hasarla atlatır. Diş kararmaları nasıl yok edilir? Diş tedavilerinden sonra nasıl bakımlar yapılmalı? Hangi yaşta hangi tedaviler önerilir? Protez uzmanı ve diş hekimi Doktor İlker Arslan anlatıyor. Burun altı ile çene ucu arasındaki mesafe düşüyor. Bu mesafenin düşmesi alt çenenin öne doğru kaymasına sebep olur. Bacak ve karın bölgesindeki yağlanmalar nikolazerle yok olur mu? Cilt problemleri için hangi tedaviler uygulanıyor? Estetisyen, güzellik ve yaşam koçu Emine Aytek güzellik uygulamalarının detaylarını anlatıyor. Cilt koruma altına alındığı zaman nemi, kolajen takviyeleri yapıldığı zaman büyük sıkıntılar yaşanmaz. Şimdi kendine iyi bak da. Evet bugün bizim için önemli bir gün çünkü neredeyse 2019'un son değişim haftalarındayız. 19 Aralık Perşembe. Bugün yine yeni yıldan önce bir kişinin hayallerini gerçekleştirmiş olacağız. Ne hissediyorsunuz hocam? Bütün yıl yaz dahi durmaksızın geçti. Evet. 500. bölümümüze yaklaştık. Neredeyse evet. Bu bir rekor. Ben Türk televizyonlarında da zaten bu ilksiniz. Tebrik ediyorum bu programın moderatörüsünüz. Ama dünya televizyonlarında böyle 4 yıl arka arkaya yaz geçti devam eden program olduğunu, değişim program olduğunu zannetmiyorum. Çok güzel bir duygu. Gerçekten insanların mutluluğuna bir katkıda olmak, katkı yapmak güzel bir duygu. Evet. Bu da güzel bir duygu. Biz sizlerle beraber yaşıyoruz. Evet efendim. Hep birlikte öğreniyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz. Evet. Evet. Emine'cim sen de bize yeni katıldın ama nasıl hissediyorsun? Bu son birkaç aydır hep birlikteyiz. Geri dönüşleriniz nasıl? Kişiler ne düşünüyorlar sizce bizimle ilgili? Sizinle ilgili çok güzel düşünceleri var. Size ulaşabilmek, değişime katılabilmek onlar için hayal ve bu hayallerine siz onları kavuşturduğunuz için çok mutlu oluyorlar. Benim burada olmam bana çok manevi anlamda çok güzel şeyler kattı. Değişim ekibi içerisinde olmak çok güzel. Evet, bir de İnsanların çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Tabii mutlu ki. Etmek, onların gülmesini sağlamak, hayata moral motivasyon açısından iyi bakmalarını sağlamak beni manevi anlamda tatmin ediyor. Harika. Siz efendim kaç diş yaptınız? Vallahi çok. Bugüne kadar kaç diş yaptınız? Binlercedir. Değil mi? Yani, on binlercedir. Tek tek saysanız dişi. Tabii, on binlercedir yani. İnanılır gibi diye düşünsenize. İnanılmaz rakamlar. Yani bu değişim programının şöyle bir güzelliği var. İnsanlar hayatlarına kötü giden bir şeyler var. Çünkü genelde danışanlarımız o şekilde. Hayatlarına kötü giden bir şeyler var ve bunları değiştirmek için bir fırsat arıyorlar.
biz o fırsatta onların fiziksel görünüşlerine bir katkıda bulunuyoruz. Evet. Daha rahat yemek yiyorlar, daha güzel gülümsüyorlar, daha rahat fotoğraf çektirebiliyorlar. Toplum içine çıkabiliyorlar. Yaşama tekrar sarılıyorlar. Bir onlar için yeni bir başlangıç noktası oluyor. Sizin sayenizde biz onlara bu şansı vermiş oluyoruz hep beraber. Bu çok keyifli bir şey. Çok güzel. Yani insanları güldürebilmek, insanları mutlu edebilmek bizim mesleğimizdeki esas tatmin noktamız aslında bu. İnsanları mutlu edebiliyorsak, güldürebiliyorsak, bizi arayıp teşekkür ediyorlarsa veya işte yolda görüp çevirip harika işler yapıyorsunuz dediklerinde bizim için en büyük tatmin oluyor. Müthiş. İşte umarım bugün yine onlara bir yenisini ekleyeceğiz. Zübeyde Çelik değişim bölümümüze katıldı efendim. Şöyle hemen resmine bakıp hatırlayalım. Zübeyde Hanım kimdi, nasıldı, neler yapıldı kendisine? Doğduğumdan beri yani kendimi bildim bileli diyor. Pek acılı. Hep hayat mücadelesi verdim. 18 yaşına gelmiş, evlenmiş, yürümemiş. Bir tane kızı var, Allah bağışlasın. Trafik kazası geçirmiş, kolu kaburgası zarar görmüş. Yani burnunu sevmiyor, dişlerini sevmiyor. Benim için bu bir dönüm noktası olacak diye geldi bize. Ve şimdi az sonra kendisini göreceğiz. Hocam neler yaptınız kendisini, hatırlıyor musunuz? Ben hatırladığım kadarıyla kaşlarını kaldırdım. Evet. Göz kapaklarına dikkat edin. Bakın göz kapakları biraz böyle... Göz altı torbaları, yüz kapak altı gibi. Onlar da düzeltme yaptık. Hı hı. Artı işte şakak germe yaptık ve burnunu yaptık. Burun gerçekten insan yüzünü en çok değiştiren organlardan bir tanesi. Burnu yaptık. Bir de kendi yağından yüz lipofilingi. Yani diyoruz ya zaman kendi yağıyla güzelleşmek. Hı. Aldığımız yağlarla, kendi dokusuyla dudaklar dahi yüzün tamamına bir doku desteği verdik. Verdiniz. Kokteyl verdik. Çok güzel. Güzel olduğunu düşünüyorum. Ben şöyle çaktırmadan biraz gördüm. Hı hı. Biraz önce ama bakalım şimdi nasıl olacak? Tamamını göreceğim. Peki Emine'cim, sizin dokunuşunuz oldu mu? Evet, biz de kendisini zayıflattık. Yaklaşık 2 benene yakın bir incelme oldu. Müthiş. Hanımefendinin göbek bölgesi çok yoğundu. Yağ hücreleri orada çok fazla gelişmişti. O yağların çeperleri çözülerek yağ hücreleri sıvı hale dönüştürülerek yağların erimesini, incelmesini ve göbek bölgesindeki kıvrımı ve kavisi oluşturarak kendisini zayıflattık. Evet. Aynı zamanda bacak bölgesinde de uygulamalar yapıldı. Müthiş. Aha. Müthiş gerçekten. Yine cilt bakımları yapıldı. Ah, parladı. Bu şekilde ilerledik, evet. Şimdi göreceğiz az sonra kendisini. Dişleri ben buradan resimden bile gördüğümde siyah karanlık bir görüntü var ve kısa. Neden? Dişler kısa, küçük ve çok fazla çürük doku vardı. Bunların hepsini değiştirdik. Güzel bir gülümseme tasarımı yaptık. Dişler büyüdü, beyazlaştı, güzelleşti. Ben de biraz önce Hayati Hocam'la beraber görme fırsatı yakaladım. Gerçekten total olarak baktığımızda çok güzel bir değişim olmuş. Çok güzel olmuş mu? Ay, heyecanla bekliyorum. Güzel bir değer katmışız var olan yapıya. Çok güzel. Bence keyifli oldu. Zeminde var olan güzelliği ortaya çıkmış. Evet. Aslında yüz güzelleştirme yapmışız. Güzelmiş ama o bir hani masa üzeri tozu gibi tozlanmış. O tozu aldık beraber. Oh. Hep beraberce ortaya o var olan güzellik çıktı diye düşünüyorum. Bunlar çıktı. Peki efendim, kaç yaşında hanımefendi bilmiyorum. Az sonra soracağım. Biliyor musunuz yaşını aşağı yukarı? 38 ve 39 dedi yanılmıyorsam. Aslında genç ama yaşının üstünde gösteriyordu. Gösteriyor. Önceki. Hemen şu soru geliyor hocam. Erken yaşta evlenmek ve çocuk sahibi olmak yüzümüzü ve vücudumuzu nasıl etkiliyor? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Erken yaşta evlenmek derken tabii biz legal sınırlardan bahsediyoruz. Mesela 15-16 demiyoruz. 18-20'nin üzeri diyelim biz buna. Peki. Erken yaşta evlendi. Çocuk çocuk sahibi oluyor. Yeter ki bilinçli olsun. Bilinçli hareket etsin. Bakın evlilik de bilinçli olmalı. Çocuk doğurma da bilinçli olmalı. Hamilelik de bilinçli olmalı. Burada bilinçli davranırsa inanın o yaşlanma sürecini en az hasarla atlatır. Tabii. Çok az hasarla normal hayatını çok güzel bir şekilde sürdürür. Aksi takdirde bazı hastalarımızın olduğu gibi 50 kilo ile hamile kalıp 120 kilo çocuk doğurursa şimdi olacak tablo belli yani. Aynen. Dolayısıyla 10 yaş 15 yaş bir anda atabilir. Atacak, sarkmaya başlayacak. Evet, her anlamda. Bunlar olacak yani. Her peki anlamda. Cilde etkiler mi sizce? Cildi de etkilemez. Cilde iyi bakıldıktan sonra hamilelik sürecinde ciltte en fazla çatlama olabilir. Kilo almaktan dolayı elastikiyet artabilir. Cilt deri genişleyebilir. Cildin bakımlarını yapıldığı zaman, cilt koruma altına alındığı zaman, nemi, kolajen takviyeleri yapıldığı zaman büyük sıkıntılar yaşanmaz. Vücuttaki çatlakları önlemek adına da fitolastil dediğimiz içerikli olan kremleri kullandığında da çatlamayı da bir anlamda önlemiş oluyor. Bu da çok kişi. Önemli. Çok önemli. Zaten son dönemde yapılan çalışmalarda çatlaklar da gideriliyor. Gideriliyor. Evet. Biz de bir sonraki programda çıkaracağız. Aa. Yine sizin emanetiniz olan bir hanım da çatlak uygulaması yaptık. Süper. Bacak bölgesinde özellikle çatlakları vardı. Uygulamalarla ciddi anlamda güzel sonuçlar alacağız. Çok güzel. Çok merak ediyorum. Evet. Peki hemen size dönmek istiyorum. Şimdi yaşın dişle bir alakası var mı? Ama siz diyorsunuz ki kemik yapısı da değişiyor elbette.
Peki kilolu insanlarda daha çok diş problemi görülür mü diye bir soru eklemek istiyorum hemen. Şimdi dişleri sadece diş olarak almamız lazım. Dil, dudak, yanak, işte boğaz boşluğu, bunların hepsi bizim orofaringeal sistem dediğimiz, işte ağzın bütün sistemini değerlendirmek lazım. Diş bunlardan bir tanesi. Ne dediniz? Orofaringeal sistem. Yani ağız ve boğaz kısmı, bütün o ağız çevresindeki dokular. Bunların hepsinin birbiriyle uyum içinde olması lazım. Şimdi normalde yemek yemek bir diş fırçalamadır aslında. Siz bir tarafınızda yemek yiyorsanız, diğer tarafınızda yemek yemiyorsanız, kullanmadığınız tarafta çok ciddi diş taşları oluşur. Orada diş etleriniz şişer, morarır. Aynı şekilde bir tarafınızda yemek yiyip diğer tarafınızda yemek yemiyorsanız, kullandığınız tarafınızdaki maset arkası dediğimiz şu yüzünüzün burasındaki kas şişmeye başlar. Bu normalde işte bir vücut çalışan birinin işte tek kolunu çalıştırıp ve onunla ağırlık çalışıp tek kolunu çalıştırmaması gibidir. Bu sefer yüzde ne olur? Bir asimetri oluşur. Yüzün bu tarafa doğru büyümeye başlar. Hatta bunu çok uzun yıllar yaparsanız bu kemik yapıya da etki eder. Yaşla nasıl bir ilişkimiz var? Yaşın en büyük sıkıntısı dişler. İşte biz diş yapıyoruz ama diş böyle kenara koyduğunuz bir şey değil. Devamlı kullanıyorsunuz. Tabii. Soğuk bir şey içiyorsunuz. Çok doğru. Arkasından sıcak bir şey içiyorsunuz. Evet. Sert bir şey çiğniyorsunuz. Yumuşak bir şey çiğniyorsunuz. Yapışkan bir şey çiğniyorsunuz. Ve devamlı olarak çalışıyor. Gece yatıyorsunuz, uyuyorsunuz. Bütün gün içinde biriktirdiğiniz stres dişlerin birbirine sürtmesiyle vücudumuzdan bir şekilde atılıyor. Tabii. Yani ağız ve çene hiç durmuyor. Devamlı olarak çalışıyor. Tabii ki bu çalışmaya bağlı olarak da bir arabanın lastiği gibi düşünün. Bu dişler aşınmaya başlıyorlar. İşte ilk dişlerimiz sürdüğünde, daimi dişlerimiz geldiğinde dişlerin yüzeyi bayağı pürüzlüdür. Girintili, çıkıntılıdır. Biz bunlara tüberkül diyoruz. Ama yaş ilerledikçe bu aşınmaya bağlı olarak tüberküller aşınmaya başlar. Tüberküller aşınırken dişlerin de boyları kısalmaya başlar. Kemik yapıda bir miktar küçülür ve dişte şöyle söyleyeyim size. Alt çene yüksekliği şöyle yaparsak yani iki tanesi dramatik. Bakın, biri 30 işte 30 yaş, neyse, biri de 75 yaşta. Yaş. Şimdi burada dişlerimiz var bizim. Bu tüberküller gayet güzel çalışıyor. Alt çenede burada gene dişlerin olduğunu düşünün ama şu yüz yüksekliği düşmeye başlıyor. Yani bizim bu bölgedeki yüz yüksekliğimizle kaşların arasındaki ve burun ucu, şey burunun altı, burun altıyla çene ucu arasındaki mesafe düşüyor. Bu mesafenin düşmesi alt çenenin öne doğru kaymasına sebep oluyor. Tabii baksanıza gıdı da çıkıyor buradan. Ay, çok buradan acımasız değil mi hocam? Gıdı çıkıyor. Hayati hocam bakın. Aynen. Bu gıdı sarktığı için mi çıkıyor? Bu dişle bağlantısı var mı bunun? Alt çene alt öne doğru. Tabii ki bu gıdı alt çene öne doğru geliyor ve burada bir et sarkması meydana geliyor. Tabii ki ekstra olarak vücudun da bir bağlar gelişiyor. Bağlar gelişiyor. Onlar da var. Biz yaş ilerledikçe bu geri kazanımı sağlamak için şuradaki dikey boyut dediğimiz bu boyutu geri kazandırmaya çalışıyoruz. İşte burada 3 birimden 2,5 birime düşmüş. Buradaki 0,5 milimetrelik kaybı biz hastamıza geri kazandırmaya çalışıyoruz. O yüzden daha yaşı ileri olan hastalarımızda total tedavilere geçiyoruz ve dişlerin hepsini kaplıyoruz veya işte daha büyük tedavilerle bu kayıpların hepsini engellemeye çalışıyoruz. Hayati hocam alsa bu 75 yaşındaki hanımı hocam siz hemen bir göz liftingi hemen bir çene falan. Orada yaşlanma her tarafta var. Kaşlar, göz kapakları, yanaklar bakın burun ucu bir hafif olarak düşmeye başlıyor yavaş yavaş. Bunu da kaldırır mıydınız mesela? Çok hafif belki. Bak hafif düşmeye başlamış. Evet, burada biraz gördüm. Resim öyle illüstrasyon öyle yapılmış ama boyun her taraf değişmesi lazım. Evet. Mesela burada ön dudakta ön dişlerin kaybıyla beraber burada bir doku üst dudak uzamış. Bakın üst dudak uzamış. Buraya biraz doku desteği yaptığınızda bir anda burnun kurvatürünün düzeldiğini görüyorsunuz. Yani bütün sistem aslında beraber çalışıyor. Hepsinin dengeli bir şekilde ilerlemesi lazım ki biz istediğimiz net o güzelliği yakalayabilelim. Yakalayabilirim. Çok güzel. Peki Emine Hanım size dönmek istiyorum hemen. Göbek neden yağlanır yaşla beraber? Genetik faktörü önemli. Bir de hareketsizlik çok etkili. Yani erken yaştaki beslenmenin bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz ileride göbeklerin yağlanma? Kesinlikle. Aileler bu konuda çok önemli. Hmm. Çocukların sağlıklı beslenmesini önemsemeliler. Hazır yiyeceklerden çocuklarımızı uzak tutmalıyız. Çocuklara beslenmenin önemini, yediğimiz yiyeceklerin duygusal anlamda bizi doyurması değil de beslemesinin çok önemli olduğunu anlatmamız gerekiyor. Çok güzel bir şey söylediniz. Evet. Harika. Peki o zaman bu güzel bilgiler ışığında artık herkes kendine biraz daha iyi bakmayı bence biliyor. Katılıyor musunuz?
Doğru geçiyor mudur efendim vermiş olduğumuz bütün bilgiler? Uygulanabilir bilgiler mi? Geçiyor. Uygulanabilir bence pratik bilgiler. Sadece insanların bazen şöyle oluyor. Farklı programlarda işin uzmanı olmayan, işin ehli olmayan insanlar tarafından verilen farklı bilgiler bazen kafa karışıklığına yol açıyor. Bence burada yapılması gereken mutlaka işin uzmanı doktor olmadığı halde, bakın sağlıkçı dahi olmadığı halde inanılmaz derece doktorluk fikirleri, doktorluk önerileri yapan insanları farklı kanallarda görüyoruz biz. Dolayısıyla bu konuda sağlık konuda dikkat etmek lazım. Elbette. Doğru. Bir de mesela hiçbir zaman sağlıkta mucize beklememek lazım. Evet. Doğru. Yani bir anda böyle işte size biri bir diyet listesi verecek. Siz o diyet listesini yapacaksınız ve bir anda dünyanız inanılmaz güzel böyle bir vücuda sahip. Böyle bir şey yok. Sizin çaba sarf etmeniz lazım. İşte uzun vadeli. Tabii. İşte bedeninizi senelerce bale yaptınız. Evet. Ama Instagram'dan takip ediyoruz. Her gün pilatese devam ediyorsunuz. Yani ben senelerce çalıştım. Her gün yapmam haftada diye. Bir gün yapıyorum pilates ama işte iki gün çalışıp biraz da yürüyebilirsem o bana iyi geliyor. Yani işte tabii hala devam ediyor. Yani ediyor. O süreç etmek devam ediyor. Bıraktığınız etmezsem gün zaten geri dönüyor. Etmezsem de göbeğim yağlanır. Yani bu bir gerçek. Ama şimdi biz o yağlanmaları, düşen hatları, sararan dişleri geri aldık ve karşınıza geliyor efendim Zübeyde Çelik. Bakalım değişim hikayesi nasıl gerçekleşmiş. Zübeyde Çelik, öncelikle sağlıklı ve güzel bir gülüş için diş hekimi Doktor İlker Arslan'ın muayenehanesinde. Şimdi çok ciddi diş eti probleminiz var. Çok fazla çürüğünüz var. Bunların hepsi birbirini tetikleyen şeyler. Güzel gülmek istiyorsunuz. Ama güzel gülmek için bayağı bir özen göstermemiz gerekiyor. Ama biz filmin sonunda, hikayenin sonunda size güzel bir gülümseme vereceğiz. Benim genel sıkıntılarım doğumla başladı. Doğumdan sonra dişlerim sürmeye başladı. Maddiyet olmadığı için de hani sık sık doktora gidemedim. Evde kendi imkanlarımla işte bu kadar bakabildim, öyle değil. Diş hekimi Doktor İlker Arslan, detaylı diş tedavisi için Zübeyde Hanım'a yüz taraması yapıyor. Look at the camera. Turn left. Capture completed. Yüz taramasının avantajları neler? Bu yüz taramasıyla beraber size planlayacağımız dişleri öncesinde bu uygulamayla sizin ağzınıza uygulayacağız. Siz bunları canlı canlı göreceksiniz. Diş hekimi Doktor İlker Arslan, Zübeyde Hanım'a hangi tedavileri uygulayacak? Doğumların kenarında böyle renklenmeler gördüğümüzde aslında mikro sızıntı dediğimiz işlemin başladığını görüyoruz. Mikro sızıntı ne? Mikro sızıntı dolguyla dişin artık uyumunun bozulduğu, aradaki yapıştırmanın tamamen kaybolduğunu gösteriyor. Bu renklenmeleri biz dışarıdan gördüğümüzde aslında içeride daha farklı, daha fazla bir madde kaybının olduğu çok aşikar. O yüzden ne yapacağız? Önce bu eski dolguları çıkaracağız. Diş et tedavimizi yapacağız. Bu eski dolgularınızın hepsinden kurtulacağız. Onları temizleyeceğiz. Arkasından alt dudak attığınız, gördüğünüz gibi şurada bir mesafe var. Mesafe aslında sizin kaybettiğiniz doku miktarı. Bu miktarı tamamlayacak şekilde dişlerinizi uzatacağız. İki dişin diş eti boyu farklı. Mesela bu biraz daha yukarıda, biraz daha aşağıda. Onları eşitleyeceğiz. Bir pembe estetik işlemi uygulayacağız. Arkasından da bu gülümsemeyi tamamlayıp sizi buradan uğurlayacağız. Diş tedavisine başlayan Zübeyde Hanım, değişimin önemli adımlarından biri olan estetik operasyonlar için Samsun'da. Doçent doktor Hayati Akbaş, Zübeyde Hanım'ı sıcak şekilde karşılıyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, teşekkür ederim, siz? Teşekkür ederim, ben deyim. Şöyle gel bakalım be. Tamam. Çocukluğumdan beri bayağı yüzümden şikayetçi olduğum için, aslında rahatsız olduğum için, aynaya bakmak artık istemediğim yani için. Yani sen kendini güzel bulmuyor musun? Bulmuyorum. Bulmuyorsun. Yani daha önceden bu kadar değildi ama hani kilo alıp verdikçe, doğum yaptıkça baktım o şeylerden sonra yüzümde çökmeler kendimi bayağı oldu. Kendimi güzel bulmaca ne oldu? Ben kendimi güzel bulmuyorum. Ne oldu sende? Kendime özgüvenim gitti. Özgüvenim gitti. Yani. Hayatına nasıl yansıdı bu? Ve işimde, gücümde, hepsinde. Doçent doktor Hayati Akbaş, Zübeyde Hanım'a hangi estetik uygulamaları yapacak? Şakak yerini düşünüyorum. Bir diğeri burun şöyle bir yandan bir gözüksün. Burnunda bariz bir kemer var. Biraz Karadeniz burnu var. Var mı, evet, Karadeniz'deki? Büyüklüğünden de zaten bayağı sıkıntı. Onu daha doğal, daha normal, daha uyumlu hale getirmek amacımız. Bir de yanakları biraz boşaltsam, biraz kare yüzümüz var. Yanakları biraz boşaltıp elmacıkları bir gün hale götüreceğiz kendi yağından. Dudaklarını, yüzün belli kısımlarını, yani yüz lipofilin ile
daha uyumlu bir yüz haline getirmek amacımız bu. Büyük değişim öncesi heyecan Doruk'ta. Çok heyecanlıyım. Heyecanlısın. Sonuçlarını da merak ediyorum ister istemez. Evet. İnanıyorum güzel olacak. Ama tabii bir ameliyat her zaman olma ihtimali de var. Unutma bunu ama büyük ihtimalle öyle bir şey olmayacak ve çok güzel olacak inanıyorum. Buna bakıyoruz. Bakın burun çok kemerli. Tipik kardiyoz burnu. Yandan düşük uç kemer, düşük uç değil mi? Evet. Evet. Dudaklar çok ince. Çene dudak ilişkisi, burun ilişkisi aleyhte negatif. Artık kaşları biraz kaldıracağız. Elmacıkları belirginleştireceğiz. Yanar biraz ince yapacağız ve Samsun yanağı oluşturacağız. Aslında biz yüz güzelleştirmişsen güzelsin zaten ama yüz güzelleştirme işlemi yapacağız. Yüzün daha güzel olmasını sadece. Hedefimiz o. Estetisyen, güzellik ve yaşam koçu Emine Aytek, Zübeyde Hanım'a hangi uygulamaları yapacak? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nemsizlik var cildinizde. Bir de gözenekleriniz çok açık. Evet. Bunun farkındasınız zaten. Hı-hı. Çok açık gözenekleriniz var. Yağlı bir cilt, elastikiyet kaybı var. Ve kuporozlarınız var. Kırmızı kırmızı damarsal lezyonlarınız var. Zübeyde Hanım, fazla kilolarından kurtulabilecek mi? Sizin kilonuzla alakalı da sıkıntılarınız olduğunu görüyorum. Siz de bu durumdan rahatsızsınız. Evet, maalesef. Neler rahatsız ediyor sizi? En çok göbek bölgem, bel bölgem. Evet. Sırtım da geniş olduğu için yani sırtımda da böyle hafif evet, kilo alsam bile. Evet, sırtı kalkabilirsek. Aynen. Kaç kilosunuz? En son 64 kilosunuz. 64 kilosunuz. Size uygun bir program hazırlayarak bölgesel incelme uygulayacağım burada size. Bölgesel incelmeyle de mesela bu yoğun olan göbek bölgenizdeki yağlar eridiğinde daha fit görünen bir fizik yapısına kavuşacaksınız. Ölçü alacağım sizden. 94 kalça. Evet, kalça da 22 santim. Kol bölgeniz bu da 30 santim. Bacak da alalım sizden. 57 santim bacak bölgeniz. Kolezer uygulaması yapıyoruz. Bu işlemle akımlar gönderilerek yağ çeperleriniz boşaltılıyor. Yağlarınız yakılmaya hazır hale geliyor. Ve daralıp inceliyor. Bu işlemden sonra sizi elektrostimülasyona alacağım. Elektrostimülasyonda 45 dakika yatacaksınız. 45 dakika burada pasif jimnastik uygulandığında yaklaşık 4-5 saat spor yapmışçasına bir kalori harcayacaksınız. Evet, siyah noktalarınız çok yoğun bir şekilde. Bütün gözenekleriniz neredeyse tıkalı kapalı komedonlar var cildinizde. Cilt temizlendiğinde, hücresel bakımı yaptığında cildinizin daha iyi oksijen aldığını, açıkçası nefes aldığını hissedeceksiniz. Stil danışmanı Çiğdem Bilici, Zübeyde Hanım'a vücut tipine göre elbise seçmesinde yardımcı oluyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çiğdem ben öncelikle nasılsınız? Ben de memnun oldum. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Size neler bakalım bugün? Valla genelde spor giyinirim ama elbise mi istiyoruz? Ha. Hangi renkleri seviyoruz peki? Yeşil, lacivert. Güzel. Başlayalım buradan itibaren. Buradan itibaren başlayalım. Şimdi vücut yapınız çilek dediğimiz bir vücut yapısı. Üst kısmımız birazcık daha toplu, alt kısmımız daha dar. Bacaklarımızı ince göstermek için ve belimizin oyuntusunu çıkartmak için ben şöyle bir elbise düşünürüm sizin için. Zübeyde Hanım, Çiğdem Hanım'ın seçtiği elbiseleri deniyor. Saç tasarımcısı Soner Tunç hem kadınlara uyarıda bulunuyor hem de 14-15 yıldır kendisi boyuyor, hatta 18 yıldır ve yıllarca boyadı saçlarını, kendi saçlarını. Ama yaptığı boyalar tabii açıcılar ve kimyasallar, bazen de bilmediği boyalar saçlara temas ettiği için saç ciddi bir oranda deforme olmuş. Saçlarınızı bilmediğiniz boyalarla asla boyamayın. Yani en kötüsü kuaföre gidemiyorsanız, kendiniz evde boyuyorsanız eczaneden destek alın. Evet,
Efendim hazır mısınız kendisini görmeye? Evet, ve karşınızda merak ediyoruz. Ben de çok merak ediyorum ve Zübeyde Çelik karşınızda. Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım yüz görünmüştü. Aman Allah'ım, bu Zübeyde Hanım mı? Bir dakika, yanlış kişiyi çağırdık galiba. Aman Allah'ım, buyurun, hoş geldiniz. Siz. Bir kocaman gidelim mi? Açılmış dişlerin rengi açılmış. Ve aynada kendisini görmeye hazır. Büyük değişimde şöyle durabilirsiniz bakalım efendim. Ve işte kendine iyi bak da bir değişim daha. 2019'un son değişimlerinden ve Zübeyde Hanım. Müthişsiniz. Ne görüyorsunuz aynada? Konuşamıyorum, tutuldum şu an. Başka bir ben görüyorum yani. Başka bir siz. Güzel bir şey mi bu peki? Çok güzel. Nasıl bir duygu? İçimde kelebekler uçuşuyor öyleyim. Çok mutlu güzel. Zübeyde Hanım. Buyurun dönün efendim bize doğru lütfen. Hoş geldiniz. Aynada gördüğünüz kendinizi sevdiniz. Bu çok. Bizim için çok önemli bir veri. Çünkü siz buraya geliyorsunuz. Evet, uzun zamandır ameliyatlardan sonra kendinize aynada baktınız defayen ama bu giyimle ve bu saç makyajla kendinizi buraya kadar, stüdyoya kadar asla aynada görmüyorsunuz. Evet. Ve bugün bunu yaşadınız. İşte değişim burada başlıyor dedik. Güzel bir imaj yapılmış. Öncelikle hemen oradan başlamak istiyorum. Saçlar çok güzel olmuş. Sapsarı saçlarınız olmuş ve çok çok yakışmış size. Ten renginizle çok uyumlu olduğu için de ben kutluyorum sevgili saç tasarımcısı Soner Tuncu. Evet, çok yakışmış. Evet. Kim yaptı kıyafetleri? Stil danışmanı Çiğdem Bilici. Bordo'yu evet. Yapıştırmış size. Altın ve bordo yılbaşı renkleri. Nasıl hissettirdi size bu? Sevdiğim renk tonları. Sevdiğiniz değil mi? Evet. Güzel olmuş. Şimdi kaş göz gerisi boş demişler. Şimdi siz giyindiniz, her şey çok güzel. Ama tabii asıl bunları gösteren bir sebep var ortada. Ne o? Önce kilo diyelim mi? Oradan başlayalım yani. Mı? Yavaş yavaş evet. Gelelim yukarı doğru. Diz kapaklarınızı 3 santim incelttiğini söyledi Emine Hanım. Evet. Hemen dizlere baktım ben. Evet. Nasıl oldu o iş? Hocam, Ebru Hanım laktik asit bırakır genelde hareketsizlikten. Peki. Laktik asitin orada çözülmesi, lenf kanallarına akışın hızlanması ve yaptığımız elektrostimülasyon gibi uygulamalarla akış sağlanır. Vücuttaki dolaşım sistemi sağlanır. Bacak bölgesinde böyle şiş gibiydi. O incelince de bacak yapısının çok düzeldiğini, sütun gibi forma girdiğini, bacaklar. Şekil aldığını gördük. Evet. Bacaklardan da 3'er santim gitti. Hı hı. Üst bölgesinden. Fotoğraflara bakar mısınız? İnanılır gibi değil. Evet. Aynı kıyafetin içinde başka bir siz yani. İki evet. Beden daraldınız. Göbek bölgesinden 8 santim inceldi. En ince bölgesi dediğimiz bel kıvrımı dediğimiz bölgeden de 6-7 santim gibi inceldi. Kollardan yine 2-3 santim kadar incelme sağladık. Kalçadan da 8 santim kadar gitti. Totalde de 48 santim bacaklar, göbek ve kollarla birlikte 48 santim bir incelme oldu. Evet, yaklaşık 2 beden. 2 beden kaç kilo? 5 kilo mu 6 kilo mu? 5 kilo. Evet, 5 kilo verildi. Müthiş. Şimdi bütün bunlar size yapıldı. Kendinizi eminim çok iyi hissediyorsunuz ama bu dişler... Bu estetik operasyon şahane. Olmayaydı. Olur muydu? Olmazdı. Olmazdı. Dişlere bakar mısınız? Daha önce karanlık bakıyormuşsunuz dünyaya. Evet, bir dönem bayağı bir, hele son dönemler psikolojim bayağı çökmüştü. O nasıl bir diş öyle İlker Bey? Evet, dişler işte hem biraz yaşların hem biraz bakımın biraz sıkıntılı olması. Dişlerin boyları zaten küçük ve bu aşınmaya bugün işte geçen hafta da aynı konuyu işledik. Eyvahlar, dişlerde aşınmalar var. Her görmek yerde çürükler var. Bütün dişlerde o boyun bölgelerinin özellikle diş etine yakın olan yerlerde çürükler çok fazlaydı. Tabii ki bizim ilk hedefimiz her zaman diyoruz. Öncelikle sağlıklı bir ağız. Bütün çürük dokuları temizledik. Arkasından dijital bir gülümseme tasarımı yaptık. Evet. Çok keyifle çalıştık Zübeyde Hanım'la. Porselen laminalarla da tedavimizi tamamladık. Diş etlerine şöyle görebilir miyiz kocaman? Bir gülebilir misiniz? Gülüyor. Evet, çünkü diş etlerinize de bir koyuluk şimdi, var. Onu da görmek için tam bir gülüş tasarımı uygulamış evet. İlker Bey. Şimdi şöyle güldüğü zaman Zübeyde Hanım tamamen kendinden bütün ağzı dolduran evet. Ve yabancı değil. Yani evet. O, tam onun yüzüne tam, uygun tam olarak. Tam olarak aynen.
tam olarak onun yüzüne uygun bir siyahmış beyaz olmuşlar. Boyları çok değişti. Aslında boyları çok değişti. Ciddi bir form farkı var ikisinin hocam, arasında. Hocam masraftan çekinmemişsiniz yani. Evet efendim, her şey hastalarımızın keyifli gülümsemesi için. Çok güzel olmuş. Gerçekten sağlık kazandırdınız. Tabii ki öncelikle güzel yemek yiyecekler, evet. Güzel çiğneyecekler, güzel öğütecekler. Arkasından güzel gülecekler. İnsanlara pozitif enerji verecekler. Kendi de böyle, şimdi biraz önce siz konuşurken hep onu diyorum. Mutlu. Mutlu değil yani mi? Yani her şeyin özeti, kendisi çok mutlu. Evet. Bizim için en büyük kazanç bu. Tekrar geri döneceğim size. Dişleri neler yaptınız? Hangi aşamalardan hı-hı geçti? Bizi izleyenlere biraz daha bilgi vermek adına ama Hayati Bey'e dönmek evet istiyorum hemen. Hocam dedik ki her şeyi yaptık ama siz evet dokunmasaydınız yine de olmazdı. Evet. Şimdi tabii mesela karşıdan değerlendirirsek iki fotoğrafı. Kaşlardan bak. Bakın bir kere buruna bakalım. Şimdi buruna bakıldığında önceden büyük olan, biraz deforme olan ve çok kemerli, belirgin, ucuza düşük olan burun yüzle uyumlu hale gelmiş. Kesinlikle. Yani bir burun estetiği. Bir yandan yandın. Hayati Bey'e doğru. Bana doğru, pardon, bana doğru. Bakın şurada daha rahat bir doğru bakın. İnanılır gibi şimdi, değil. Şimdi şöyle, evet şöyle bakıldığında iki de aynı pozisyonda. Bakın o burun insana nasıl bir yüze uyum ve farklılık katıyor, o bir. Kesinlikle. İkincisi karşıdan şimdi tekrar bakabiliriz. Evet. Göz kapaktan da bakın bu arada ama karşıdan tekrar bakalım isterseniz. Şimdi kaşlara dikkat edelim. Kaşların hafif yukarı doğru abartmadan, bakın hani o çok da Japonist, evet, çok da böyle Koreli havası vermeden, çekik değil, hafif bir, evet hafif bir çekiklikle nasıl bir doğal hale geldiğini, hatta geldiğini görüyoruz. Göz kapaklara dikkat edin, gözün kendine dikkat edin. Bakın badem gözü olayına dikkat edin. Evet hocam, tam şimdi bir önceki, badem. Ha, tam bir badem gözü. Önceki gözle dikkat edin, aşağı doğru kısık. Burada böyle hafif çekik, yukarı doğru evet aksi değişmiş. Onun dışında göz kapaklarının alındığına dikkat edelim. Bir de kendi yağından dudaklarda yüze yaptığımız yağ lipofilingi var. Aslında 4 farklı işlem yapmışız. Evet. Bakın 4 operasyon tek seansta. Burun estetiği, göz kapağı estetiği, şakak germe, kaş kaldırma ve yüz lipofilingi. Bunlar yapıldığında yüz ne olmuş? Aslında yüzün sol tarafta orijinalinde var olan güzellik bence ortaya çıkmış. Biz yeni bir güzellik vermemişiz aslında. Var olan güzelliği yaptığımız uygulamayla aynen ortaya çıkarmış. Şuna bak. Şuna benzer bir program. Biraz şöyle bakın. Şöyle dur. Hocam çeneye ne yaptınız gıdıya? Boyun çene bölgesine gıdıya bir şey yaptığımı zannetmiyorum. Yaptım değil mi? Yapmadım ama zayıflamayla muhtemelen biraz zayıflama etkisi. Bir de bakın şu çekme etkisi var ya, bakın şuradan çekmeyle evet yüzün o alt dokunu kısmen çekiliyor. Ama zayıflamayla yapılan Emine Hanım da desteğiyle evet o bölgede kendisini göstermiş. Ya bu tam yüz estetiği yok burada. Burada yüz germe yok. Hayır. Evet, değil mi? Şakak germe, şakak, kaş kaldırma. Şimdi o şakak germeyi şöyle hocam ben yanınıza geleyim arkadan. Yalnız şu an 2 aylık dönem. İzini evet görebilirsin. Ha, izini merak ediyorum. Soruyorlar. Bir bakalım hocam. Şakak germe bir bakalım, şu an. Merak ediyorlar izleyicilerimiz. Şu an fark edebilirler. O zamanla daha bakın şu an bence fark edebilirler. Hocam, çok biraz yani. Biraz fark ederler. Evet. Çünkü henüz 2 aylık bir süreç, kıpkırmızı. Evet. Onun iyileşmesi bir zamana ihtiyacımız var. 1 yılda belli belirsiz hale gelecek. Gelecek. Biraz aynen çabuk iyileştim. Öyle maşallah. Gerçekten. Gerçekten süper. Evet. Peki hala şimdi saçları ne kadar beğendim. Çok da güzel evet, kesmişler. Ben de beğendim. Saçlar çok hoş olmuş. Daha önce hiç böyle kestirmiş miydiniz saçları? Yani kestirmiştim evet de bu renk tutturamamıştık bir türlü. Bak, bu rengi çok arkadan istiyordum. Arkadan falan çok güzel olmuş. Şöyle evet bir arkanıza şöyle dönerseniz. Kilo vermek de çok yakışmış gerçekten. Çok güzel olmuş. Kilo vermek bir yakışıyor, bir iyi kesinlikle hissettiriyor yani insana kilo kendisini. Kilo çok önemli bir şey. Giydiğiniz kıyafetin iyi durması, size yakışması kiloyla çok alakalı. Ben bazen kişiler geldiğinde lütfen kıyafet almayın diyorum. Dolabınızda yüzlerce kıyafet vardır. Tabii. Siz zayıflayın, fiziğiniz ölçülerine, iyi orantılarına kavuşsun. Kıyafetleriniz de daha güzel duracaktır. Peki hocam, ben incelemeye geldim şimdi tek tek, dişleri de inceleyeceğim. Diş etlerine de bakmak istiyorum çünkü. Hocam burun hokka olmuş gerçekten. Evet, burun tam bize uygun olmuş. Öncesine bakıyorsunuz fakat ameliyat anındayken, masadayken bir şeyler aklınıza gelip şurası daha iyi olur böyle diye. Bu çok güzel bir olay. Burada iki tane kriter var. Mutlaka operasyon öncesinde beklentiler alıyoruz. Yani herkesin beklentisi farklı. Bakın şu buruna bayılan, ben öyle istiyorum diyen çıldıran insan olabileceği gibi. Ya ben bunu sevmedim. Ben çok böyle kaydırak gibi burun istiyorum. Kaydıraklı burunlar istiyorum diyenler de olabilir. Burada hastanın beklentisi, bir de benim ona vereceğim bilgi, informasyon çok önemli. Tabii. Bana sorarsanız doğal olsun, operasyon olduğu anlaşılmasın ve yüze yakışsın. Bu böyle evet bir burun. Hayal ettiğiniz doğal gibi oldu mu? Hem hayal ettiğim gibi oldu hem de çevremden çok şey aldım. Olumlu etkiler. Gözler yani badem göz bir müthiş. Gözlerin güzeli ortaya çıkmış. Evet. Aynen. Badem göz ortaya çıkmış. Kaç yaşındasınız? 38. Çok genç. Ama oradaki resimde 50 yaşında bir hanımefendi görüyorduk. Orada 50 gösteriyor. 50 gösteriyor. Tamam. Oradaki resimde görüyor. Burada hakikaten 35'li yaş diyelim aynen artık. Ben orayı hafızamdan komple siliyorum. O bölümde resimleri. Bugün doğum günü olarak başlıyor. Çok güzel. Kilolar verildi. İki beden evet incelmek gerçekten evet çok çok yakışmış.
bunu lütfen koruyun. Ve dişler hocam. Şimdi dişler gerçekten simsiyah donmuş. Yakına gelip baktım diş etlerindeki renk nasıl değişti diye. Şimdi dişlerde, diş etinde zaten bir normalde bir koyuluk vardı. Biz onları lazerle o koyulukları aldık. Hmm. Arkasından da diş eti problemi tek vardı. Tek seansta gidiyor mu? Tek seansta gidiyor. Hatta bir hastamız var. Birkaç ay içinde onu bitirip sunacağız. Onda bayağı bir renklenme var. Hmm. Bu melanin pigmentasyonu dediğimiz, koyu melanin pigmentasyonu dediğimiz, özellikle esmer bireylerde bu tenin rengini veren dokular aynı zamanda diş etlerinde de birikiyor. Bazen çok birikiyor. Erkekler de çok ciddiye almıyorlar. Bu çok önemli değil ama bayanlar o pembe sağlıklı görüntüyü görmek istiyorlar. Kesinlikle. Bunları biz iki yöntemle kaldırıyoruz. Bir tanesi lazerle o yüzeyi soyuyoruz. Bir peeling gibi düşünüyorum bunu. Bazen de bistüriyle o bölgeyi kazıyoruz. İkisinde de... Acıdı mı canınız? Yok. Muhtemelen... Ya hayatımda ilk defa lafınızı kesiyorum. Haberim de yoktur yani yapıldığından. Çünkü bazı işlemleri böyle hızlıca yapıyoruz. Yapıveriyorsunuz. Söylemiyoruz da. Evet. O peeling işlemlerini yapıyoruz. Ondan sonra normal hayatınıza devam ediyorsunuz. İlk gün biraz acılı, baharatlı şeyler yediğinizde veya böyle ekşi şeyler yediğinizde rahatsızlığınız oluyor ama onun dışında bir sıkıntı olmuyor. Çok rahat normal hayatınıza dönüyorsunuz. İkinci gün zaten normal hayatınızdasınız. Hem diş etlerini düzelttik. Diş etlerinden sonra dişlerdeki çürükleri temizledik. Çok fazla çürük vardı. Evet. Şimdi çürük bulaşıcı bir hastalık gibi düşünün. Ağzınızda bir dişiniz çürükse bütün dişleriniz çürümeye namzet. Hepsi aday. O yüzden bütün çürük dişlerin total olarak temizlenmesi lazım. Ağza hiç çürük diş bırakmamamız lazım. Hem alt dişleri hem üst dişleri bütün çürükler temizlendi. Arkasından da yüzüne uygun. Şimdi biz hep Hayat Hocam'dan sonra alıyoruz. Çünkü yüzün final şeklini görmek istiyoruz. Tabii. Yüz köşeliyse farklı diş tipi uyguluyoruz. Tabii. Yüz üçgense farklı diş tipi uyguluyoruz. Şimdi kendilerinde köşeli bir yüz hattı vardı. O yüzden o dişleri de biraz daha hem ben buradayım desin hem böyle biraz da yuvarlak hatlı bir diş yaptık. Oldukça feminen oldu. Kocaman gülebilir. Şimdi burada zaten şeyde de bakarsanız ay çok güzel. Oldukça şık kendi dişi gibi. Dudak yapısıyla, yanak yapısıyla çok uyumlu. Orucu kim yüzünde sürüyor sizin o şeyde onu merak ediyorum. Valla bizim Sevilay asistanımız var. Asistanım onu ben kendim. Düşünebiliyor musunuz yani? İlker Arslan'ın polikliniğinde ruj çeşitleri var efendim. Evet evet öyle. Var mı rujlarınız? Sevgili Sevilay işte Tuğçe hep beraber hastalarımızı oturtuyorlar. Hatta bazen işte böyle ufak tefek işte şekerler koyuyorlar, evet, çikolatalarla fotoğraf evet çektiriyorlar falan. Ay dişçiye bu kadar eğlenceli gittiğimi hiç hatırlamıyorum. Ayaklarım böyle çifter çifter gidiyordum. Harika. Peki ben hemen karşıya geçmek istiyorum. Çünkü Emine Hanım, dişleri İlker Bey bitirdiyseniz eğer. Tabii. Şu dizler nasıl zayıfladı ve nasıl böyle sütün oluyor? Bize onun lütfen biraz anlatabilir misiniz? Evet. Lipo lazer uygulaması yaptık. Hayat, ne demek o? Şey, İlker Hocam gibi. İlker Hocam lazeri dişlere uyguluyor. Beyazlatıyor. Biz de lipo lazer uygulamasını bacak bölgesinde kullandık. Işın sistemi, ışın 630 nanometre etki ederek kırmızı led ışıklarla oradaki yağ çeperlerinin çözülmesini destekliyor. Kaç seanstı? Yaklaşık 6 seans gibi geldi bize. Sadece o bölge, hangi bölgeyi tam olarak gösterebilir misin? Tabii gösterebilirim. Şuradaki... Evet, onlar eridi. Bölgesi. Bunlar eridi, evet. Çok fark ettin mi bacaklarını? 3 santim... 2 santim bir bedendir bacakta. Evet. 3 santim de bir buçuk şeydir beden gibidir. Ama bacaklar dolayısıyla da güzel zaten bu arada. Bacak şekillendi. Ya eskiden sporla uğraştım. Ay keser gibi oldu. Sporla bayağı uğraştığım için bir dönem. Evet. Altyapı sağlam. Bu çok önemli. Evet. Evet. Sıkı bir dokusu vardı. Bizim için daha böyle yumuşak hastalar daha kolay oluyor. Evet. Onları zayıflatmamız daha hızlı ilerliyor. Hı-hı. Ama sıkı vücutlarda yani yağların sıkı olması bizim işimizi biraz daha zorlaştırabiliyor. Evet. Ama yine zoru başardık. Evet. Lipo lazer uygulamasıyla da hızlı bir şekilde hem yağların oradan çeperlerinin çözülmesi, yağların katı halden sıvı hale dönüşmesi işimizi kolaylaştırıyor. Daha sonrasında da elektrostimülasyonları uygulayarak oradaki sıvı hale gelmiş yağların harekete, enerjiye dönüşmesini çevirerek kalıcı halde kullanmasını sağlıyoruz. Yani kilo almadığı takdirde bunu koruyacak. Değişmeyecek. Evet, değişmeyecek. Müthiş. Kilo aldığı kadar değişmiş göbekten her yerden. 48 santim totalinde. Kendisi de bu kadar beklemiyordu. Evet. Ama şu anda çok mutlu.
Orada bayağı hantı almışım. Şimdi daha iyi görecektik resimleri. Zübeyde Çelik, neler söylemek isterseniz efendim. Memnun musunuz başınıza gelenlerden? Çok memnunum. Doktorlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı Allah razı olsun. Ne diyeyim? Benden yeni bir ben gerçekten yarattılar. Yani yanaklara bak, gözlerin bademliğine bayıldım. Elmacık bakın şurası. Evet. Diyorum ya Samsun yanağı. Amisos tepesi, çarşamba havası bakın. Şuranın tüm sekleştiği bu lipofilink yöntemini yaptığımız ve bir işlem. Ve burun çok sempatik bir hale getirmiş. Burun da sempatik çok hale güzel, getirmiş. Değil mi hocam? Hale getirmiş, evet. Güleceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Evet. İlk kez geldiğim zaman da hani şey dediydi ya Samsun. Samsun yanağı. Evet. Samsun yanağı. Hani ben de diyordum suratım çarşamba pazarına mı dönmüş? İlk başta anlamadım, öyle geldi. Çarşamba. Bir şeyler, bir şeyler planlıyorlar ama acaba ne olacak? Çarşamba pazar değil ama çarşamba havasına döndü. Öyle algılamıştım. Öyle algın, o heyecanla çok normal. Her şeyi her şekilde anlayabilirsiniz ama sonuç mükemmel oldu yine. Çok teşekkür ederiz bize güvenip geldiğiniz için. Ay, hocalarım ellerinize ederim, sağlık. Emine Hanım'a. tek tek teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ay çok güzel. Hafif sıssız mı konuşuyor? Dişler yeni diye mi? Biraz daha uzadı diye mi böyle? Yok. Değil değil mi? Yok, ben heyecandan biraz kasıldım öyle diye. Ama çok güzel. Her şeyi, hepsini güle güle kullanın. Kendinize iyi bakın. Ve sağ günün olun, sonuna gelmiş olduk. Mutlulukla efendim. Yarın sabah yine sizlerleyiz. Siz de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.